Gözlerimin içine bak. Evet, hazırsan ilk sorunla başlıyorum sevgili Cemre. Tamam. En son nerede ve ne zaman seni hiç tanımayan birine rastladın? Buraya gelirken sanırım. Ya nerede? İbrahim Selim'e geldim dedim. Daha başlamadı dedi. Harika. Evet. Harika. Ben çok de iyi. Konuğum ben biraz dedim. Ha dedi. Güvenlik mi? Evet. Harika. Nasıl bir ilk mesaj dikkatini çekmeyi başarır? Bunu hangi editör merak ediyor acaba? Yani bir mesaj alacaksın ve o senin dikkatini çekmeyi yani başaracak. Mesajların hiçbiri dikkatini çekmiyor. Ya daha çok şey olurum. Rahatsız olursun. Ya ne alaka? Ne yazıyor şimdi? Ha. Daha demek ki dikkatini çekecek bir mesaj olmamış. Olabilir. Başka bir bakış açısıyla aydınlattım sevgili izleyenler. Sonra, evet. Uykuya daldığın en tuhaf yer neresiydi? Yani her yerde uyuyabilirim. Tabii set çalışanlarının olayıdır zaten. Hatta set her dedin, geçen gün setteyiz. Set sayılmaz, set sayılmaz. Sayılmıyor mu set? Sayılmaz, sayılmaz. Set sette ne? Beni aradılar, kaybettiler sandılar. Nasıl yani? Set şurada kuruldu. Ben şurada salıncaklarda uzanıyorum. Görünmüyor, kapalı burası. Cem Hanım nerede, Cem Hanım nerede? Seferber oldular. Ben kalktım. Ne oluyor, ne çekiyoruz, hadi çekmiyor muyuz? Burada mıydınız, hadi kayıt falan diye böyle. Salıncakta uyudun. Yani şey, mantıklı yatak aslında, böyle kocaman. Rahat. Hamak olabilir mi o? Hamak mı onladı? Hayır, hamak ayrıca böyle böyle olan bu. Böyle böyle olan. Bu bayağı koltuklu olan. Koltuklu. Ne o? Salıncak. Hay hay. Salıncak. Ne salıncağı? Ha, geniş salıncak. Park salıncağı değil. Çok teşekkür ederim. Boyutuyla tanımladık diyorsunuz. Geniş sayın. X large. Anladım. Ben medium biniyorum çünkü. Genelde o yüzden ben bildiğim bir şeydi. Harika oldu. Uyunabiliyormuş üstelik. Evet tabii. Harika. Çok gerçekten rahatlı. Enteresanmış. Yeterince abartılmadığını düşündüğün bir özelliğin var mı? Yani resim çiziyorum. Evet. Ama bunu çok paylaşmadığım için ya da şu an %100 kendim resme vermediğim için bu çok bilinmiyor. Evet. Ha, bu dolayısıyla abartılmayan bir özelliğin diyebilirim. Olabilir. Ama yani okumuşluğum bile var. Tabii tabii. Bilenler tarafından tabii abartılıyordur diye umuyorum açıkçası. Birini stalklarken yanlışlıkla fotoğrafını beğensen ne yaparsın? Engellerim. Aa, doğru. Engeller niye? Şey o düşmesin işte. Yok öyle biri yok, olmadı hiçbir zaman. Ha. Direkt engellerim, akşamına kaldırırım falan. O kaynamış gitmiş oluyor. Tabii tabii tabii. Ha yöntem bu. Tabii. Çok iyi. Harika, bak öğrenmiş ol. Gördünüz mü? İşte. Altın bileziktir be bu. Sen ne yaparsın? Beğendin yanlışlıkla. Ben geri mi çekersin? Ama düşüyor bildirim gidiyor. Ben hepsini denedim. Ha. Yani geri çekmeyi de denedim. Israr etmeye çok beğendim fark ettin mi diye. Üstüne de gitmeyi denedim. Her türlü salak oluyorum yani. Engellemeyi hiç şey yapmadım ama. İyi. Mantıklıymış. Tabii. Gayet iyi, doğru. Of, keşke bende de olsa dediğin, çok cool olduğunu düşündüğün bir huy, davranış var mı? Yani huy, davranış gibi değil de çok cool olduğunu düşündüğüm şarkı söylemek. Enstrüman çalmak. Çok isterdim. Şarkı söyleyebilmeyi çok isterdim. Söyleyemiyorsun. Ki istiyorsun mu? Evet. Niye ben sen müzikle bir ilgili bir şeyin varmış gibi var, hatırlıyorum. Var ama kalabalıktı. Ha. Tek başıma bir şey değildi. Tek başına. Yani böyle rahatça şu an çıplak sesi bir şey söyleyebilmek isterdim. Niye söyleyemediğini düşündürten ne oldu ya? Kulaklarım. Çok pardon. Doğru. Kötü. Yani mantıklı bir cevap. Kötü, evet. İstersen dene. Burada daha kimse seni ederim yargılamaz. Yok yok. Başka sefer. Aynen, tamam. Peki hiç pil ucunu merak edip tadına baktığın oldu mu? Şu an tadı geldi ağzıma.
Böyle bir ben demir. Ben de onu sorarken evet. Biliyor. Evet. Yani hatırlamıyorum. Yapmışımdır. Daha çok benim anımsadığım şey... Kibrit. Yapmam tekrar. Tekrar gördünüz mü? Ay inşallah görmüşsünüz. Böyle yaptı. Kibrit. Harika. Evet. Onu yaptım. Onu hatırlıyorum. Onu net hatırlıyorum. Aynen. Ben o barut tadını kokladığımı hatırlıyorum. Şey yapma, tadına bakmadım da. Ama kokusunu yakıp kokladığımızı hatırlıyorum çocukken. Ey, niye güzel, yapıyorduk güzel, acaba? Güzel. Bugüne kadar kendini en yabancı hissettiğin ortam neresiydi? Çok kalabalığa çıkmıyorum diyormuşum. Burası için de hiç. Yani bir yere dışarı bir yere çıktığımız zaman çok dışarı çıkan biri değildim. Hı-hı. Çıktığımda da hadi ne zaman eve gideceğim artık diye. Ha hemen geliyor. Bu sosyal anksiyete evet. Gibi bir şey mi? Yoksa yani yok, sevmiyorsun yani dışarıda. Yani kalabalığı, gürültüyü çok sevmiyorum. Ha. Öyle bir yere gittiğim zaman da ben neredeyim? Kendimi böyle yabancı hissedip anladım. Hadi bir an önce eve gidelim oluyorum yani. Sevgili Cemre, kendi horlamana uyandığın oldu mu? Çok. Gerçekten mi? Evet. Abi işte prenses gibi kız. Ama o bile prenses horluyor. Horlaması. Yani tahmin ederim. Tabii. Ama olsun. Cemre Baysel bile horluyor sevgili izleyenler. Bence benim önümü açın. Gerçekten mi ya? Çok değildir ama. Yani tıkanıyor mu? Ne oluyor? Bilmiyorum ki ben de. Uyanırsın ya. Boğuluyor musun Cemre sen acaba o anda? O uyku apnesi olmasın? Olabilir. Hiç şaşmaz diyebileceğin bir flört taktiğin var mı? Yok. Güzel. Hiç yok. Niye? Niye? Doğru, haklısın. Doğru. Sizin nedir taktiğiniz? Taktik değil de en son şiir kitabımı vermiştim. Kendi yazdığım kitabı hediye olarak vermiştim kız arkadaşım. Şiir kitabını mı? Güzel. Adamın kendi şiir kitabı mı varmış? Hı. Size şiir kitabınız mı var? Aynen. 26 yaşınızdasınız. Evet. Harika. Ne zaman yazdınız? Ya yıllardır yazıyordum böyle şiirler. Onların arasından seçtim. Ve kitap yaptınız. Aynen. Pandemide böyle küçük bir deneme kitabı bastım. Böyle evet. 200 baskı falan sattı. Arkadaşlarım falan aldı. Mantıklı. Aynen öyle. Bu kitabı hanımefendiye verdiniz. Aynen. Çalıştı mı? Çalıştı. Kim burada? Hepimiz şiir kitabı mı yazalım yani? Ne yapalım Cemre'ciğim? Çok iyi. Peki bize bir şiiriniz... Yok. O kadar olmaz ama kitabımı hediye etmek isterim size. Ay çok sağ olun. Yanınızda var mı? Çantada var. Yani çıkışta verebilirim. Çok iyi. Çok teşekkür ederim. Çok zarifsiniz. Beyefendi sizin taktiğiniz nedir? Şarkı söylemek. Niye gerildiniz mi biraz? Bağırarak niye söylediniz? Ha yok. Ha mikrofon. Şarkı söylemek. Evet. Hanımefendi. Şarkı yazmak. Söyle, ikram, şey. Hayır, ona şarkı ederim. Yazmak. Evet. Güzel. Var mı yanınızdaki hanımefendi? Manitanız mı? Evet. Şarkı yazdınız mı ona? Evet. Galiba şu an bir kuple söyleyeceksiniz. Söyleyeyim mi? Lütfen. Tamam söyleyeyim o zaman. Çok ben ısrar edince tabii dayanamadı çocuk. Söylüyorum o zaman. Lütfen. Tamam. Geceleri uyumazdım, sen uyuttun beni. Güzel sözlerle yine avuttun beni. Rüyalarda buluşmazdım hiç kimseyle. Oralara kadar girdin, teşekkür ederim. İyi geceler güzelim, ben seni nasıl üzerim? Çok güzel. Güzel valla. Ağzınıza sağlık. Hanımefendiye verir misiniz mikrofon? Hanımefendi isminiz neydi? Hatice. Hatice Hanım düşüyor mu böyle? Yani ben düştüm. Yok canım salonda düşecek var. Ben onu anladım zaten. Ne güzel. Ne hissettiniz size şarkı şey yapınca? Ya güzel de bir şaşırdım aslında. Beklemiyordum yani. Çünkü Allah. Evet. Aslında sonra yayınladıktan sonra 500 bin falan dinlendi şu anda. Yarım milyon dinlendi yani. O yüzden ha bu yayınlanmış bir yani. Şarkı. Hayırlı uğurlu olsun Hatice Hanım. Yani beyefendi sizin isminiz neydi? Berke.
Berke Bey, bize de bir şarkınız... Vallahi yazarım bu arada. Vallahi yazarım. Hadi be. Finans olarak şarkıcılık yapıyorum. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür sağ olun. Alkışlıyoruz Berke Bey'i.